Sokrates'ten herkese merhaba. Orta Doğu ve Balkanların en çok futbol konuşulan podcasti ve Sokrates Club programı Sokrates FC'ye hoş geldiniz. Satan Altın Ordu, Burak Balaban ve ben İnan Özdemir bu hafta karşınızdayız efendim. Hoş geldiniz dostlar. İnan seni tebrik ederim. Bu cüret. Yani geçen haftaki bu tarihi <laughs> moderasyondan sonra bugün yine de hiç <laughs> baskı hissetmeden. Bu arada ya yani programı izledim. Tarihi moderasyon dediğin <laughs> O bölümün ortası da sana bırakmış moderatörlüğü zaten. Bölümün ortası da sen ettik. alıyorsun moderatörlüğü. Sonunda atan bir yalandan yeniden alıyor. Yani yalandan olan bir moderatör. Hayır sadece Ülker Çikolatalı Gofret'le haftanın olayını konuşurken moderatör da... sen. ona da sen geçeceksin. Sen bugün programı açarken bile Ülker Çikolatalı Gofret'in sunduğu Sokrat SFC demedin bu Program <laughs> daha Aynen. yine açılıyor. Yani <laughs> bak düşün. Müdahale etmek istemedim. Seni kırmak istemedim. Böyle dağ hiç başından bozmak. Hiç kırmazsın. Hiç müdahale etmezsin. Üstün çok güzelmiş. Ee, teşekkür ederim. <laughs> çok 90 güzelmiş. 90'lar. Teşekkür ederim. Hakikaten biraz retro bir havası var. Otta var hiç. Evet doğru söylüyorsun bak. Fenerbahçe'nin galibiyetinin üstüne. Hakikaten de güzel yani yakışmış da sana renkler seni de açmış. Cesur teşekkür tercihler ederim. ve bir Elif imzası da vardır diye düşünüyorum. Kendim bu. gördüm beğendim. Kendim aldım. Helal olsun. Enteresan. ya Bir tek Elif'e mesaj attım güzel mi alayım mı diye. Aldım. Fotoğraf atıyor musun Elif'e? Attım evet. Hmm. Fotoğrafların açıları çok utanç verici oluyor. İnsan kendinden tiksiniyor <laughs> kıyafetle aynada şey fotoğraf yapma, çekerken. Aynada çektirmedim Açık. ben direkt şey... Ha, kıyafet Te, bu evet. alıyor muyum almıyor muyum? Zaten kıyafet güzelse bana ne yakışmaz. Aa, <laughs> altına imzamı attım bir söz. Bu Balaban da Arsenal üstü giymiş. Evet. En kötü Şu... giyim bugünse bugün de Arsenal dedik. Şu anda İngiliz futbolunun en üretken takımı. Yani maalesef. pozisyon üstüne <laughs> pozisyonlar bulunan bir Newcastle maçı izledik hafta evet, sonu. Evet maalesef. Arsenal'de keyif veriyor son dönemde ki e, Premier Lig gündeminden konuşacağız. Çünkü Manchester United bizim işaret ettiğimiz gibi Eric Tanak'ı kovdu. Hatırlıyorsanız bu işaret etmiştik. Ata'nın tüm çabalarına, tüm lobilerine karşı Eric Tanak kovuldu. Ruben Amorim başa getirildi. Genç bir teknik adam ondan bahsedeceğiz. İngiltere'deki zirve yarışına gideceğiz. İtalya'ya gideceğiz ama öncelikle ligimizden başlayalım dilerseniz. Tabii. Çünkü çok önemli bir derbi. Hatta bütün derbilerden daha ayrı bir derbi. Yani kendine has bir hikayesi olan bir derbi. Trabzonspor Fenerbahçe özellikle maç Trabzon'daysa daha da farklı bir şeye dönüşüyor tabii ki her sezon. Bu iyi anlamda söylediğim bir şey değil tabii ki. Geçen sezon bunu çok konuşmuştuk Bu zaten. sene o kadar büyük olaylar olmadı en azından. Evet yani İlginç maç şu şekilde olmadı. Çok sakin aslında maç sonu. Yani maç sonunun tribün sakindi. Maç evet, sakin değil de oyuncular da bence fena kalmadılar. Yani bir iki oyuncu sürtüştü ama iyi kaldılar bence maç sonunda abi oyuncular. Ne diyorsun maça ne diyorsun? 3-2'lik bir galibiyet Fenerbahçe için inanılmaz kritik dönemde inanılmaz bir yerden aldılar maçı. Ya şöyle Fenerbahçe bu maçı çok hak etti. Ya bence gerçekten anormal hak etti. Fenerbahçe galibiyeti dışındaki sonuçlar bence birazcık oyun içi, adalete aykırı bir şey olurdu. İki, Amrabat bu maçı anormal hak etti yani. Amrabat olağanüstü bir isyan gösterdi sahada. Tam senlik Gol. bir e, isyan gösterdi <laughs> bir daha. Tamam. Senin halı sahadaki karakterine de uygun bir isyan gösterdi. Amrabat sakinim, ben. niye bana böyle söylüyorsun? Ama Benim öyle bir şeyim olduğunu ben düşünmüyorum da. Adaletsizliğe dayanamıyorsun sen. Ee, Amrabat'ın, ya gerçekten hakim... ...ya şimdi burada hakem... ...pozisyon pozisyon hakem değerlendirmesi yapmayalım Onu ama... ayrı bir podcast ee, programımız var... ...Sokre <laughs> hakem üzerine... Ha. İnanılmaz bir hakem vardı... ...yani daha böyle üçüncü beşinci dakikada... maçın kontrolü tamamen yitiren bir hakem vardı... ...yani böyle... ...verdiği on kararın yedisi falan herhalde... ...yanlıştı... Ee, ...ya iki takım adına da böyle... ...çok garip kararlar verdi... ...Amrabat'ın... ya yani faulle alakası olmayan... ...pozisyonunda işte Amrabat çıldırdı ya eee işte topu dikti, hakeme koştu vesaire. Yani bunun şeyi ayrı mevzuanı tabii ki doğru reaksiyon olmayabilir ama orada o hırsını sahaya yansıttı. Devamında müthiş bir performans sergiledi. 120 artıda şey 120 artı durum 90 artı 11'de de e, o gol ya valla bence Amravat'ın mücadelesine çok yakışan spor filmi bir... gibiydi abi. Vallahi tam, tam öyle. bir spor filmi gibiydi. Bir de o mücadelenin şöyle somut bir tarafı da var atan Her ikili mücadeleye girdi o pozisyondan sonra. Yani orada hakemin haksız bir düdük çaldığına itiraz etti. Sonra işte enistestana bir pozisyonu vardı. Enistestana sinirlendiği bir yer oldu ve evet. o sinirinde de çok haklıydı. Bence de. Ama genel olarak şey çok acayipti abi. Trabzonspor'a çıktığında 2-2'de her topa amrabat giriyor. Yani kadrajın neresinde olursa olsun bir yerden uçan amrabat görüyorduk böyle oyuncuya doğru. Yani fiziksel o isyanı sadece elleriyle, tepkileriyle falan hissettirmedik. Fiziksel olarak da maçın hakimi benim. Kesinlikle yani bu maç canım, benim ritmimde oynandı. Kaç oynanıyor. tane top kazandı? Aynen. Yani golü de bu arada öyle bir bence mücadelenin sonucu müthiş bir koşu var. Müthiş bir böyle sağ evet sağ taraftan önce içeri doğru sonra öne doğru. Yani ben bir Fenerbahçeli olsaydım bu maçla birlikte Amurabat'ı bayrak adamım ilan ederdim. Muhteşem <laughs> bir yani gerçekten bir tabii ki bu arada İrfan maça iyi etki etti Hı. girdikten sonra. Ceko son yarım saat e, böyle iyi bir ikinci forvet performansı verdi. için ikinci golde verdiği ara pas pa, son golde son verdiği golde verdi ara, pas. ara pas muhteşem. Yani İrfan'ın pası mı Tadic'in pası mı daha güzel ya ama ona karar veremiyorum yani. İkisi de çok güzel ben... de Tadic'inki daha da güzel ya. Eee... İrfan'ın pasına güzel bir benzetme bence Emre Atasoy'dan geldi. WhatsApp'ta konuşuyorduk. Tam minyatür kalefası dedi. Bence çok, <laughs> yani çok beğendim o tabiri. Ama yani yine de ben bir one man show diyorum. Amrabat. Olağanüstü bir, yani gerçekten hayranı olunacak bir son 20 dakika, 25 dakika gösterdi. Böyle ama yani çok ilginçti ya şey. Yani bu maçı da hakemden bağımsız yani ilk o kadar ilginç kararlar verdi ki hakem çok çok Bu, enteresan. Buraya döneyim burada sonra onun üzerine detayına gideriz. Tam da Jose Mourinho'nun istediği bir galibiyet oldu burada. <laughs> değil mi? Yani ki, tam Jose Mourinho'ya da uygun. Böyle hani Jose Mourinho'nun bir takımından çıkarmak istediği bir galibiyet oldu bu. Evet. O ateşli zaten hocanın da sonrasında düşen videosunda gördük. düdükle beraber sağ içine atlıyor. Kaymaya çalışıyor. Acayip. Ama bizim zeminler maalesef daha önce de gördüğümüz gibi geçmiş yıllarda bu dizüstü kaymalara pek izin vermiyor. Hoca da böyle dengesini kaybediyor. Düşüyor. Açayip sakatlanabilir şu anda orada. Ha. Evet abi. Aynen. Ben de o yaşta hakikaten tehlike. Sonrasında da yani sadece o anın sıcağıyla değil. Sonrasında da zaten çok uzun bir filan e, ...baş maç sonu röportajı var. Orada işte maçın hakemine değil... ...var hakemine kadar gidip... E, ...o tepkisini gösterdiği bir pozisyon var ki... ...bugün de hatta yine sosyal medya üzerinden... Evet, ...epey yapmış. bir... Dün e, ilan etmişti zaten yapacağını. Pozisyon analizi yapıyor hoca. Basit toplantısında da baya bir hani Türkiye Ligi'ne... ...dair olumsuz şeyler söylemiş. Epey bir hani o size karşı biz olayını yaratmaya çalıştığı bir galibiyet malzemesi oluştu elinde en azından. Hocanın sevdiği şeyler bunlar. O açıdan söylüyorum. Evet, tam da ona uygun bir galibiyet oldu. Ve hani bunu konuşuyorduk yani. Jose Mourinho'nun ülkeye alışması için de zaten hani kendisi de bunu söylüyordu. Takımları tanımaya çalışıyorum, işte hakemleri tanımaya çalışıyorum diye. Ee, çok hızlandırılmış bir kurs oluyor. O kursun içinden çıktı bu maçta. Yani önceki <laughs> maçlarda bazı kriz anlarında Fenerbahçe çok krizden çıkamamıştı. Ve puan farkı artmaya başlamıştı. Dün de Fenerbahçe bir takılsaydı Galatasaray'ın zirvedeki yeri çok rahatlayacaktı Beşiktaş mağlubiyetiyle birlikte. Ama bu sefer o krizden çıkmayı başardı Jose Mourinho ve Fenerbahçe. Hakem tartışmalarında şu ilginç bence Atan, hakemin yaşı çok tartışılıyor burada. Evet. Ve daha önceki süperlik deneyimi. Evet. Ama yani sorun o kadar dallı budaklı ki abi. Yani kulüpler, federasyona diyor ki genç hakem bize verin. E, yani eski hakemleri biz istemiyoruz diyorlar. Fakat yani elde inanılmaz zaten hakem yönetimleri sürekli değişmeye başladı son yıllarda. 3-4 i̇şte sene önceki operasyondan sonra hani sürekli yeni hakemler çıkmaya çalışıyor. Ama 26 yaşında sadece 12-13 süperlik tecrübesi olan birinin... Trabzon Fener maçına verilmesi çok acayip bir şey yani abi yani bir yandan örnek veriyorum daha tecrübeli yaşı da daha ileride Hani bugün e, daha fazla büyük maç yöneten ya yani Arda kardeşler verildiğinde de yine e, fır Evet yine fırtına kopuyor ve yine bu arada iyi bir yönetim sergilenmiyor ya ben halil umutmeler dışında Türkiye'de hani Kayda değer pek bir hani öne çıkan bu maçlarda da güvenilecek bir hakem yok gibi geliyor ki şimdi böyle diyorum belki 10 kişiden 8'inin Halilumut Melere de böyle bir şeyi vardır. Bilmiyorum yani öyle garip bir mevzu ki bütün takımlar biliyorsun aynı anda hem en güçlü hem de en mağdur. Ee, dolayısıyla böyle konuları konuşurken korkuyorum böyle bir şey söylerim bir anda Galatasaray düşmanı olurum, Fener düşmanı olurum, Beşiktaş düşmanı olurum diye aklımdakileri söyleyemiyorum. Çok Doğru. garip bir ortam. Garip ama ne olsa bir ...çözüm yok ama her şeyden önce ya böyle de performans ben bir ara şey bekledim. Yani bekledim değil beklemedim de olabilirdi. Bir Trabzonsporlular ve Fenerbahçeliler aynı anda hakeme karşı birleşip Fenerbahçe Trabzon düşmanlığı bitip dostluğu başlayabilirdi yani. <laughs> ya an, çok ilginçti. Şöyle abi çok ilginçti gerçekten. Protokol açısından da çok tartışılıyor maç. Çünkü hani VAR'ın müdahale etmemesi gereken penaltı pozisyonlarına sürekli veda müdahale etmesi yani Atilla Karaloğlu'nun maçtan sonra çok tartışıldı. Ama bu protokol Türkiye'de zaten doğru düzgün yok abi. artık Aynen. dün. Dönemleri. Yani işte referans program olma iddiasındaki diyeyim hani trio öyle söyleniyor ya e, sloganı o diye söylüyorum. Orada şey denmeye başladım. mesela izlemedim de. Hani normalde bu navarın müdahale etmemesi lazım ama Türkiye'de zaten ediliyor. Ee, o yüzden anlaşılabilir falan gibi şeyler söylenmeye başlamış. Artık hani ya sınır herhangi bir şeyde bunun çizgisi budur, bunun standardı budur diye kalmadığı için... ...işin içinden herhangi bir konuda çıkmak mümkün olmuyor. Kim ne dese haklı, kim ne dese aynı zamanda haksız. Çok garip bir ortam. Çok garip gerçekten. Ger yani... Ya bir de yani konuşmadan şey ayrı olması atan, yani lazım. 5 saat konuşsak da konuşuruz bunu. <laughs> ama yani <laughs> anda, hiçbir yere de bağlanmaz Aynen abi. geçen sezon da bunu çok konuştuk mesela işte Halil Mutmeler olayından sonra da bunu çok konuştuk. Kuralsızlığın <laughs> hüküm sürdüğü vahşi batıya döndü artık. <laughs> evet abi ve hani şeyi de mesela çoğu tarafı dinliyorum çoğu taraf da haklı görünüyor ama çoğu tarafın çözüm önerilerine de bakıyorsun çözüm önerisine gidiliyor. O çözüm önerisi de tıkanıyor bir hafta sonra öbür çözüm önerisine gidiliyor. Hani acayip bir çıkmazlar içine girildi ve şimdi tekrar yabancı hakem konuşulmaya başlandı. Mesela sence çözüm mü yabancı hakem? Ya değil Geçen sene de gördük hani. Yabancı hakem... evet, var hakemi kullanılmıştı geçen sene. Var kullanıldı ama orada da değişmedi. Ya da işte Yunanistan deniyor. Orada da çok hakem sorun çözülmüş gibi görünmüyor. Hani problem o değil çünkü ya. Problem hep kendimize diyelim yani. Her camianın kendine bir avantaj yaratmaya çalışması. Adaletli olmak evet. değil yani arayış Bu ortamı Herkesi... yaratanlar başta kulüpler. <laughs> yani bu yüzde yüz. Yani mesela şey özür dilerim lafını böldüm de. <laughs> dün maç bitti. Mesela söz gelimi Twitter'a bakıyorum böyle tanıdığım işte Fenerbahçeliler bence belli açılardan haklı olarak işte hakeme rağmen şöyle oldu böyle oldu falan diye hani bunu şey yapıyorlar. Mesela Fenerbahçe'nin rakibi hani Galatasaray tanıdığım Galatasaraylılar onlar da hakeme isyan ediyor. İşte mesela şey diye isyan ediyorlar. Gözünün önündeki çok net penaltıyı bile var, varla anca verebildi. işte veya işte o ilk gol bilmem ne falan. Sonra işte önüme şey haberi düşüyor. E, Trabzonspor başkanı işte bu şerefsiz işte buraya gönderilen bilmem ne falan abi şöyle bir sıkıntı var yani gerçekten hakemlerimiz ve hani genel hakem e, standartlarını belirleyen e, kuruluşlar insanların falan hani herhangi bir şeyi kalmadı hükmü kalmadı çok kötüler çok kötüler yani ama kulüpler de işine geleni görüyor işine geleni görmüyor ve şey yapmaya çalışıyorlar. Yani inanılmaz biz mağduruz her şey bizim üzerimize bunu bu arada hepsi yapıyor yani bazısı daha fazla bazısı daha az sonraki maç şey olsun diye yani o bir aradaki bir karar biraz daha onun lehine olsun diye bu arada bir şey söyleyeceğim. Abi böyle konuşuyorum. Hakem olsam ben de etkilenirim. Yok onu diyeceğim ben ama ben de veremem asla orada bu ortamda, o kararı. Bu, or bu ortamdan etkilenmemek imkansız. Korkarım bu hep söylüyoruz çok kötü şeyler getirecek. Bir de abi karar sürecine şu ekle. Şimdi eskiden sen bir hakem olarak büyük maç yönettiğinde stresliydin zaten, tamam mı? İşte VAR sürecin içine girdiğinde şöyle bir sıkıntı yarattı. VAR'ın adil olma kaygısından sebeple bazen 8 dakika izleme oluyor, 5 dakika izleme oluyor, 3 dakika izleme oluyor. Abi şimdi anında karar verip veri, veremezken hatalı yaptığın bir şeyde artık şunu düşünmek zorundasın. Ben burada bu düdüğü ne olur? Ben bu düdüğü çalarsam Twitter'da kim bana neler Ben bu düdüğü çalarsam Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Başkanı bana neler Yani varın Türkiye'ler en büyük problemlerinden biri bu abi. Zaten korkan, zaten özgüveni olmayan, zaten arkasında bir camia da olmayan hakemler ki biliyorsunuz yani hakemlerin herhangi bir emekli olduğunda eski arkadaşların hepsine sallıyorlar. Yani hakemlerde <laughs> de öyle bir o kadar Zırt dayanışmanın uzak bir yapı var ki adam hakem olarak 20 sene küfürüyor sonra yorumcu oluyor, ilk, ilk gün satıyor arkadaşına. <laughs> zaten hani yapı zaten orada hakemlerin yapısı o yani. Farklı eee şeyler var e, 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 Aynen ben öyle. Işte, bir ara işte atıyorum diye Çakırcı çakırcılar oldu, olan vardı. bir grup evet. vardı. Onlar sonra tasfiye edildiler. Bazıdan hakemli erken bitirildi. Şehir bazlı, bölgeciler var. O yüzden hani eskisi kadar şey de diyemiyorum ya. Yani hakemlerin üzerine çok gidiyor diyorum Çünkü hakemler birleşip zaten buna karşı durmuyorlar. Birbirlerini satıyorlar. İddia olarak Hı -hı. ortaya sunuldu ama ben şeye de inanıyorum. Baz bazı hakemlerin... Ee... Hakaret davası muhabbeti mi? Evet. Abi yani, o da çok saçma bir gündem yani. ya. Böyle, Abi, ya. Ama yapıyorlar. Hani bu şey, bir şey Ciddi yok. bir gelir kapısı. Hakemlere hiçbir şekilde benim güvenim yok. ama Kulüplere daha da yok. Evet. Yani yani şunu söylüyorum. o. Hakaret davası açıyorlardır zaten. Bu okey ama... Hani bana küfür edilsin de ben buna para kazanayım diye bilerek <laughs> yanlış kararı vermiyor. Zaten ne yaparsan yap sonra küfür edilecek abi. Ekstra bir yanlış yapmana gerek yok yani. Bir de yani figürler öyle figürler ki. Mesela Trabzonspor isyan ediyor ve bir operasyon var diyor. E, TFF'nin başı eski Trabzonspor başkan. <laughs> e Fenerbahçe kendisine bir <laughs> operasyon olduğunu iddia ediyor. Trabzonspor başkanının bir başkan olmasının bir anlamı da yok bu arada yani. Evet. Şey. Trabzonspor başkanı şey mi? Yani burada sen Trabzon dedin diye söylüyorum. Yoksa ben e, Hacı Osmanoğlu'nu falan tanımıyorum da. Ya... Orası bir mevzi abi. Oraya birileri geliyor, getiriliyor. O ayrı. Ama yani... Diye... Başka bir mevziye geçtiğinde onun Trabzonspor başkanı olmasının çok önemi olmuyor. Yani mesela atıyorum. Ama... Nihat Özdemir de federasyon başkanı oldu. Evet. Federasyon başkanı olduğunda... evet, evet Fener... şampiyon yapacağım diye çıktığını düşünmüyorum yola Yo, yani. doğru yani. Şüphesiz ki o apoletleri bırakıyorlardır. Ama neticede daha böyle komik de bir durum var. Yani hani... Trabzonspor'un neticede çıkardığı iş adamlarına bakıyorsun. Trabzon'un çıkardığı güçlü figürlere bakıyorsun. Her zaman Ankara ile arası yakın olan bir kulüp son yıllarda baktığında. E, Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Türkiye'nin en güçlü ailesinin Fenerbahçe'nin başında. Ailesinin oğlu Fenerbahçe'nin başında. Fenerbahçe'nin ikinci başkanı Türkiye'nin güçlü medya patronu. E, Galatasaray'a geliyorsun. Yani son beş yılda altı yılda Galatasaray'ın Avrupa'dan getirdiği oyuncuların haddi hesabı yok. Ve inanılmaz transferler yapılmış vaziyette. E, Beşiktaş'a geliyorsun bir şekilde atıyorum. Ya Çiro Immobile'ye niye biz o bon servisi verdik tartışması olmasın diye. Zaten Beşiktaş'a karşı bir oyun oynanıyor. Beşiktaş'a şampiyon yapmayacaklar deniyor. Yani herkes kendi hatasını kapamak için öyle bir komple teorisinin şey, içine giriyor ki. Ga Ga Galatasaray da şampiyon oluyor. Size rağmen oldum diye Galatasaray'da diyor yani. Ya da mesela Galatasaray şampiyon olan ve çok tıkır tıkır işleyen bir yapı tuhaf transferlerle bozduktan sonra şimdi mesela oyun anlamında skor anlamında çok güçlü bir takım olsa da oyun anlamında her zaman istediği futbol oynayamıyor ama bu sefer de başka bir kavga başlıyor. Yani dediğin şey öyle işte. Hakemlere güvenilmeyen bir yerde kulüpler de zaten güvenilmez abi. Genel Çıkamıyor Türkiye'deki yani. adalet duygusu Aynen. bu arada size şey de dedim, güvenmiyorum yani. İkin iki, iki, <laughs> e, işte Fenerbahçe'nin işte başkanı işte ikinci başkanı vesaire dedim Abi şey bile e, Cumhurbaşkanı baş danışmanı Dün tweet attığı işte tam cümleyi bilmiyorum da oyunlara rağmen evet. ya kim oynuyor abi o zaman hani an bilmiyorum işte çok, çok ilginç ve yani. bunu takım şeyli olarak söylemiyorum abi hepsi aynı oranda haklı ve haksızlar abi yani ben bütün büyük kulüplerimize buradan sesleniyorum neyi paylaşamıyoruz hepiniz haklısınız <laughs> hepiniz haklısınız ben hepinizin yanındayım. Kimin ne şikayeti varsa, hakeminden, federasyonuna, futbolcusundan, gözlemcisine, başkanından, ikinci başkanına hepiniz haklısınız. Bence de diyorsun. Aynen. Var mı son? Ya ki, benim şey... Ilk... Yabancı hakem bir çözüm, yerli bir hakem bir çözüm, genç hakem bir Hatta çözüm. Hatta mümkünse İ İngilizce de bilmeyen bir yabancı hakem. Anladın mı? Hiç asla irtibat kurulamayacak bir hakem olsa. Abi çıkar Çin, bir tane istenmedik... hakem abi? Abi olur. istenmedik bir sonuca bakar. Atıyorum yani Çin'den <laughs> şey çıkar. Atıyorum... Fenerbahçe galip geldi Çinli hakemin maçında. Oradan biri der ki işte orada Koreli Kim Minje vardı. Hmm. Kim Minje ile işte bilmem neyin ilişkisini ortaya çıkardık. Oradan iki tane muhabir YouTube yorumcusu bir şey atar. Yüz binlerce taraftar üstünü atlar. Öteki gün Fransız hakem bilmem ne maçı. Fransa zaten Galatasaray'ın Fransa bağlantıları falan diye onlar çıkar. ya yani... Yok Jacques Chirac yönetseydi. Vallahi... Çok ilginç ya. Şimdi bile yani şey ben korkuyorum yanlış bir şey söylemişizdir belki diye. Bence söyledin az önce. Ne dedim? Bilmem. Ne bileyim abi. Bal... Yani, Bildirimlerini aç. Ben, ben hatanın haksız söylüyorum. olduğunu düşünüyorum. Ben haklıydım gibi söylediğim şeylerde ama seyircilerimize takdir ediyorum. Ben seninle ayrışmadım yapıyorum. ama. Ya bu arada Hatağına şey yapıyoruz. rağmen. Hani geyik yapıyoruz da bundan dolayı geyik yapıyoruz. Burada bizim bu konuyu konuşacağımız 15 dakika var. Bu konunun içinden çıkabileceğimiz bir... 15 saate ihtiyacımız var. Zaten bunu daha derinlikle... da çıkamayız. çıkamayız. bundan daha derinlikli konuşan programlar bu konunun üzerine yapılmış programlara bakarsınız. Hani biz biraz daha kendi sohbetimize geçelim istiyoruz. şey değil. Yani gerçekten abi şunu söylemek istiyorum hani son olarak Tabii. bilmiyorum geçen hafta Beşiktaş Galatasaray maçında bunu böyle konuştuk mu? Tam hatırlamıyorum. Böyle hafızam ee, berrak değil ama her maç için şey abi hani böyle Galatasaray'la Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler, Trabzonspor'lar sinirleniyor ya. Ee, hani belli açılardan haklı, belli açılardan haksız olarak. Tam tersine çevir abi. Renkleri hmm. değiştir. Ve hani farklı farklı şeylerden birinde sen rakibin yerine geç o olsun. Birinde aynı şey olsun ama maç tersine bitsin falan yani. Bütün dış senaryoları düşün. Aynı insanlar yine aynı şikayetleri yapacaklar. Çok enteresan yani. Gerçekten ya abi şey düşünüyor musun? Ee, bunun planlı bir e, şekilde yükselen e, bir tırmandırılan bir gerginlik olduğunu ve bunun bir amaca hizmet ettiğini düşünüyor musun? Bilmiyorum abi. Ben de, ben de bilmiyorum Aynen, ama ya o kadar absürt geliyor ki. Hı hı. Yani şeyler de diyorum, e, hakemlere isyan etmek yanlış falan da demiyorum. Onlar da çanak tutuyor. Yani MHK da çanak tutuyor, TFF de çanak tutuyor, kulüpler de çanak tutuyor. Yani gerçekten akıl alır gibi gelmiyor evet. bana ya. Ya taraftarın kızmasında bir şey görmüyorum. Çünkü taraftarın olayı zaten objektif olmak değil. Abi. Taraftarın olayı kendi örneğine kızıp aynı örneğe renkleri çevrildiğinde ona da kızmaktır. Sorun taraftarın bu tepkisinden de koltuk arayan yöneticiler. Kendisine koltuk arayan işte federasyon yetkilileri. Kendisine yeni bir kazanç kapısı elde etmek isteyen yükselen iş adamları bunlar problem abi çünkü bunlar senin söylediği şeyi tırmandırmak için belki yatırımlar yapıyor olabilirler ama taraftar her zaman irasyonel düşünecek zaten ama bir şey yapamayacaksın yani sen ne? bunu sen bunu en arttırıyor en musun masum. arttırmıyor musun taraftar en masum Hayır. abi ya taraftarın da çok haksız olduğu yerler haksız sen bunu taraftar yönlendirilen evet sen bunu abi. bilinçli arttırıyor musun arttırmıyor musun burada herkes elini vicdanına koyup sokratesist izleyen bütün futbol yöneticileri elini vicdanına koyup karar verecekler düzey yöneticiler ya şu an. Aynen. gerçekten ...korkunç yerlere gidiyor... ...gerçekten korkuyorum abi... ...bilmiyorum işte... ...canım sıkılıyor... Tabii. ...ve bütün bunları konuşurken... Te yani ...benim son yıllarda gördüğüm... ...en kötü iki 3 hakem performansından biriydi... ...dünkü... ...bir yandan diyorum kim ne dese haklı... ...ama hmm. böyle de olma... ...her maç en azından böyle olmamalı evet. ya... ...son olarak şeyi söylemek istiyorum tekrar hmm. yani... Son dakikada o gol valla Amrabat'a çok yakıştı. Ben bunu bir daha söylemek istiyorum. <laughs> valla ya. Ne <laughs> tamam, Amrabat'la dünden yani, beri. O şeyden sonra o saçma foul pozisyonundan sonraki şeyi bir kere daha vurgulamak istiyorum. İsterseniz buradan sizi Manchester'a götüreyim. Evet. Biraz sizi sakinleştireyim dedim Ülker Çikolatalı Gofret'le birlikte. Güzel. Ki... Bizim için ayrı, atan için ayrı bir gofrettir. Aa, Ama başlıyorum. birazdan oraya geleceğim. Ben Çünkü başlıyorum. bunu yeni öğrendim. Bunu Aynen. çok gizli kaynaklarımdan öğrendim. Çünkü oradan önce kırmızı renkli bir kulüp. Kırmızı Şeytanlar. E, Manchester United, Ruben Amorimi takımın başına geçirdi Burak'cığım. Evet. Ki erik hak gidecek mi, gitmeyecek mi? Son bir altı ayda çok şiddetli konuşuluyordu özellikle. Gider gitmez de zaten Amorim sesleri yükselmişti. Galiba bayağı da uğraşmışlar. Yani Liverpool uğraşmıştı, getiremedi... Şimdi Manchester United bunu getirdi. Nasıl bakıyorsun bu hamleye? Önce oradan girelim. Vallahi uzun süredir konuşulan bir değişimde özellikle gün gidişi. O yüzden de hani bu haftanın konularını konuşurken Nükleer Çıkalatalı Gofret'le haftanın olayı seçelim dedik bu konuyu. Ee, sonunda gitti hatta şakayla karışık boğazda e, şeytan kostümüyle koşan biri vardı. Geçen hafta ona bile artık hani Manchester sonu hal diye paylaşıyorlardı. Amorim kısmı şu açıdan ilginç yani zaten kıtanın hani büyük takımların başında olmayan birkaç yıldız adayından biriydi şu anda. Hoca yıldızlığından bahsediyorum ve artık bir yere adım atması bekleniyordu. Dediğim gibi sene başında Liverpool'un da daha doğrusu geçen senenin sonunda epey bir görüştüğü konuştu ama sonrasında e, slotta kanar kıldığı söylendi. Amorim tarafındaysa ilginç olan konulardan biri şu geliyor bana. Yani çok kaotik bir camianın içine giriyor şu anda. Evet. Yani bu kadar hani her açılan koltuk için doğal aday olacakken yani Sporting'i işte Porto'nun Benfica'nın yanında daha yarışmacı bir hale getirmişken onun eski günlerine bir nebze göntürmüş daha bu yarışmacıyı sezon. geçtim dominasyon yani. Gibi bir hale gelmişken bu sene 9'da 9'da giderken hani. 10'da 10 on oldu. 10'da 10 on oldu. Tırnak için her şey yolunda gidiyorken bir anda gemi değiştirmek Kasım ayında bunu yapmak kendi itibarı için de çok riskli geliyor. Kendi açıklaması şu. Yani başkanla konuştum. Ben hani sene sonunda ne yapacaksak karar vermek istiyorum dedim. Ama başkan Sporting başkanından bahsediyor. Ya şimdi ya hiç demiş. O da enteresan geldi bana başkanın da hani çok iyi giden bir noktada böyle bir hani git ya da git bir daha gidemezsin gibi bir şey demesi de çok garip geldi. Ee, çok enteresan abi yani iki taraf için de çok enteresan eğer olumlu bir sonuç yaratabilirse burada Amorim zaten hani prens olacak ve United'i kurtaran adam olarak alınacak. Ee, ama herhalde şunu düşünüyor yani kötü senaryoda da benim bir kredim olacak yani burada. Daha, daha yüksek çok kötü bir kredi krediyle için. devam edebilirdi yani. Liverpool için, Arsenal için de vaktiyle adı geçti. Doğru. Ben şey haberlerini de görüyordum. Guardiola'nın ardından City'nin başına geçmesi en muhtemel isim gibi evet, hani yazılıp sportif direktörün isteği Aynen, o çünkü. Evet, yazılıp Aynen, çiziliyordu. Arkadaşı. Ee, Sporting'deki, ya... Sporting'de beraber çalıştığı sportif direkt. VLI'da değil mi o Aynen. Yani önümüzdeki VLI. sezonlar itibaren City'de e, Begiriştah'ın yerine geçecek. Doğal olarak da Guardiola ayrılınca da Amorim'i getirecek deniyordu. Yani böyle bir durumda Amorim'in Manchester United tercihi gerçekten kendisi adına garip. Yani çünkü gerçekten çok büyük bir görev. Çok zor bir görev. Şunu düşünmez Başarıyor misin abi? Başarılı abi. olursam yani dünyada her yerinde dahi diye bahsederler benden. Abi, başarısız evet. olursam da bu kulübün Allah belasını versin ama zaten. Bu kulüp beni bu hale getirdi. Hay, başarısız olursa bugünkü gibi bir krediyle istediği Olmaz. yere gidemeyecek. Yani şu anda ama bir transfer daha yapar. Sporting'i iyi bir şampiyon yapmış. Bu sene 10'da 10 on yapmış. 10 maçta sadece 3 gol yemiş. Bir kamyon gol atmış. Santrforunu inanılmaz bir şekilde parlatmış. Genç oyuncularını müthiş parlatmış. Kadrosundan geniş bir şekilde böyle faydalanan ee, daha doğrusu geniş bir kadrodan faydalanan, farklı farklı oyunculardan faydalanan, e, Portekiz Ligi'nin seyrini değiştiren çok genç ve parlak bir teknik direktörden çok iyi çıkış yapmış ve işte birkaç sene mesela atıyorum Ten Hag da Şimdi onu söyleyeceğim. Ten Hag'ın The... sıradaki koltuğu ne olacak? Yani seviye olarak soruyorum. Manchester United'dan daha yüksek bir şey olmayacak bence. Yani... Ha, Tottenham, Tottenham gibi bir kulüp olmaz mı? Bence olur. İşte... Hı -hı. Yani ben... Man Tottenham Manchester United'dan daha yüksek bir seviye değil abi ya. Yok işte Manchester diyorum. Manchester United yine Manchester United yok yok yani. Yok ama olsa. hani çok da düşük bir yer olmayacak Tanak'cığım bir soru. Ama Tanak da Manchester yani. United'a giderken bugünkü Amorim'e benzer bir konumdaydı öyle Peki. değil mi? Evet kesinlikle öyle. O yüzden bu örneği verdim zaten. Geçtim Tottenham'ı. Bayern'de kompani ne iyi gitmedi diyelim. Yollar ayrıldı sezon sonunda kompaniyle. Tanak aday olur mu Bayern'e? Olabilir. Bence olur. Olabilir. Bana da öyle geliyor. Ama Hoca yok zaten. Alman futbol işte... O ilginç bir bu arada yani şu kornacı abi. Aynen. Ya bu kornacı <laughs> abi demeyin demeyin diyorum sayın seyirciler. Belki kulağınıza geliyordur. 8. dakikamızı doldurduk bu korna sesiyle kulağımızı. Yani Umarım kardeşim, size gelmiyordur. Nasıl bir sonuç almayı bekliyorsun? <laughs> Belli ki ilerlemiyor yani. Aynen yani. aynı gitmeyecek öndeki araba. Trafik saatindeyiz. Atara kontrol ediyor şu an. Evet trafik saatindeyiz. Ve Tabii ki. Sustu galiba. Duydu galiba yani seni. Sustu galiba. <laughs> da seyircilerimizin kredisi olarak yazar Evet teşekkür ederiz. Bu bir değişim değil mi Bu bir yandan da? Şimdi hoca yok diyorsun ya bir yandan da. Yani galiba bir şey <laughs> değişiyor. Bir Konu hoca jenerasyonu önünde değişiyor. Evet. Ve evet. yani kulüplerin başarına hoca getirme kriterleri de değişiyor gibi şu anda. Hı. Biraz öyle herhalde. Hı hı. Yani repütasyondan ziyade biraz dediğin gibi ben hani toplu oyun oynadığı biçimlerine göre herhalde. işte evet. Kampanyanın o seviyeye gelmesi ya da Mariska'nın o seviyeye gelmesi biraz Chelsea ve Bayern'in seçim stratejisini açıklıyor. Şakayla karıştı dedim. Hani Geçen yaz gördüğümüz örnekler üzerinde onu söyledim. Hoca yok diye yok işte ne bileyim. Irak'la da harika bir iş çıkarıyor Bournemouth'la ve yine benzer bir büyük takım alabilir atıyorum. Ama şu anki denklemde eskisi gibi böyle belli başlı büyük hocalar var ve onlar yer değiştiriyor gibi bir dünya olmadığı için... ...bence hani Ten Hag'ın bir büyük fırsatı daha olabilir gibi geliyor bana. Yani o az önce anlattığın abi zaten çok kaotik bir yerde burası. Ben oynatamadım istediğim oyunu buna deyip. Buna ben katılıyorum. Buna buna bir itirazım yok. Bak ama mesela Hansi Flick de olmuyor olmuyor gibiydi. Sonunda doğru yapısını buldu adam. Gerçi biraz ona da haksızlık yapıldı muhtemelen sürecin içinde ama doğru yerini buldu herif kendi için yani. Ama yine de riskliyorsun. Yani Amorim olsam kabul etmeyip mesela bekler miydin? Herhalde önümde bu kadar çok pencere varken Manchester United'ı ben kabul etmezdim. Öyle geliyor ama Amorim'in tercihinden de garip geleni ben az önce Buğra'dan öğrendim. Sporting Başkanı'nın böyle giden bir takımda ya şimdi ya hiç diye hocasını yollaması bana o, daha da garip onlar geldi. Onlar da para aldılar galiba değil mi? Bon 11 bon milyon euro civarı. Yani, bir... Allah bin bereket versin. kendileri Hocam. de bu arada e, bonservis vermişti. Tabii, amori, tabii, onlar, Amorim amori, amori e, oraya da bonserviste gitmiş. 10 milyon civarı da onlar evet. vermişti. Açayip abi her alan bonservis ödeyerek evet, oluyor. Yani, Anelka gibi. Hocadan Anelka şey yani, şu an sen Sporting başkanı olsan 11 milyon euro karşılığında hocanı gönder. Ben 11 milyon euroyu sır ya yani şey Bugün de, yollarım. Baş ben size 10 milyon Am vereyim bir daha beni aramayın. Ha hayır şey. <laughs> sene sonunda bedavaya gidecek olsa Haklısın. Tamam sene sonu gitsin derim ya. Hmm. Katılıyorum Çünkü, bu arada buna. Çok iyi buna. gidiyor. Bir... Şşt, Nedir? Bak, çıkış maddesi var o yüzden öyle. Yani bol serviste anlaşmıyorlar aslında. Hı -hı. çıkış maddesi oluyor. Tabii tabii evet. ama hani kulüp, ama, başkanın kulüp başkanının da, da muhtemelen şeyi bu olabilir. Yani Madde geçince bir daha salmam gibi bir yerden söylemiş olabilir. Yani Amorim böyle anlatıyor bize ama... ...hani belki de işte senin sonunda o çıkış maddesi bitecek... ...şimdi gitmezsen bir daha gidemezsin gibi bir şey mi dedi acaba diyeceğim de o da... E, tamam yine benim söylediğime çıkmıyor mu? Şey yani sene sonu bedavaya gitmesi daha karlı abi bence Sporting adına. Bir de e, Amorim'in şeyi de çok acayip. Sporting in inanılmaz da para kazandırdı geldiğinden beri. Yani sürekli oyuncu satışından para kazanıyor bir şeyden de kazandıracak bence... Yani eski takımından mutlaka birkaç oyuncu alır gibi Eric geliyor. Erik Tanak modeli mi? bir Aynen 80 Antonio ateş de Anthony, gelsin belki iki çalım atar. Sonra <laughs> evet. delit gelsin. Sonra Abi ne para e kazandırdı Ajax'a ya, ya Üstad. <laughs> Ayaksı aynı. Ya orada Herhangi sevmeyen var mı Robbie, diyorlardır. Manchester United'a gitmeyi bekleyen bir Santrfor olabilir Sporting'de. Ee, yakıştırıyor musun Gökereş'i United'a? Abi, abi şey değilim ya. Bunu taktiksel açıdan yorumlayacak bir birikime sahip değilim. O kadar izlemedim. Hayır, yani, şöyle bak. Ben ama... bir çıtırtı yaratır evet. Old Trafford'da. Ben dünyanın en güzel goller atıyor. Görüyorum ama evet. özet falan izliyorum. Bu arada bence Højlund çok çok iyi bir oyuncu. Yani ben çok beğeniyorum. Ne diyeceğim? Mesela Arsenal'la daha net hani bir 9 numarayı verelim. yok Gareth. Daha makul bir transfer gibi geliyor. Şimdi orada Højlund'a verdin parayı. Zirkse'ye verdin ya. Yani, e, Rashford hala bekliyor hani ve bazen iyi oynuyor, bazen kötü oynuyor evet. ama opsiyon çok abi. Bir daha bir 9 daha getir. Ya Manchester Bilmiyorum. herhalde transferde hep şey diye düşünüyor abi. Atanınla. <laughs> getirirsek getirelim. Rashford'dan daha iyi bir golcü olacak hani. En kötü Rashford'un kaçırdığı pozisyonları atan bir adam bulursak bize iyi olur. da Çünkü ben, ben Rashford'un formu beni öldürüyor abi. Gerçekten çok zor oyuncu Rashford. Yani bazen 20 dakika oynuyor. Diyorsun ki ya evet bu adam bu takımın geleceği burası. Ze... Abi sonra öyle şeyler kaçırıyor ki. Yani işte Zeksi'yi bir denediler. Rashford'un. Geleceği mi kaldı diyorum. İşte bana. yani çok genç oyuncu aslında Geçmişi abi. parlak bir oyuncu artık. Ama <laughs> yani ben hiç maalesef Freshford'a güvenmem yani açık söylemek gerekirse. O yüzden Gio Kerez'i alabilir ama Gio Kerez'de Gio Keresi mi diyoruz bu arada? Gio, Gio Keresi. Keresi olabilir. Bir kontrol o. etmem lazım. Ama Gio biz öyle deriz ona. Gio aynen yani, yani, yani Gio'nun şeyi e, o da kendi kariyerini tamamen buna bağlamaz. Yani ben Amorim oraya gitti diye oraya gideyim demez. O da kendi için en iyi duruma bakar ama Manchester çok da büyük para verir tabii ona yani. Aynen biraz da ona bakıyorlar genelde evet. bildiğin gibi. Hani kulüpler anlaştıktan sonra. Ama burada şey profili İnce cidden Yani artık kulüpler şöyle yapıyor gibi hoca transferlerini. Tıpkı futbolcu, yani Amerikan sporlarına biraz döndü bu iş. Yani kafalarında bir oyun profili çıkarıyor. Mesela Ineos muhtemelen hmm. dedi ki, hani biz şu tip bir hoca almak istiyoruz. Nasıl Liverpool kulüp sonrası belli bir fikre sahipse, biz şu tip bir hoca almak istiyoruz diyorlar. Hani büyük veri setleri var zaten bu kulüplerin elinde. Yani milyonlarca dolar yatırıyorlar bu işe. O veri setleri, o bilgisayarlar tarıyor muhtemelen. Yani senin kart vizitten ayrı olarak yani Amorim Sporting'de o başarıları kazanmasa bile, yarısını kazansa bile... ...bakıyor senin oyun planına, Amorim'in oyun planı birbirine çok uygun ve yükselen bir adam. Biz buna gidelim diye düşünüyorlar. Yani ya da en azından bizim bu fikirleri açılayabileceğimiz, bizim bu fikirlerimizi eşlik edebilecek... ...daha genç bir teknik adamı gidelim diye düşünüyorlar. Hani kompanya öyle, Amorim öyle çok ilginç Maalesef bir yere böyle. doğru gidiyor büyük kulüpler şu an. ...Arno Slot da öyle Nuri yani. Nuri Şahin öyle. Nuri Şahin öyle yani senin kart visit, yani senin illa Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni UEFA kazanman gere gerekmiyor Jose Mourinho gibi. De Vilaş Boğaç gibi UEFA'yı kazanman gerekmiyor. Yani senin oyununa bakıyorlar, fikirlerine bakıyorlar. Muhtemelen senin hakkında scouting de yapıyorlar. işte nasıl bir adamdır, iletişimi nasıl ki. falan. Ee, ama işte Ancelotti alayım, Hiding alayım den buraya doğru gidiyor gibi şu anda iş. Öyle görünüyor önümüzdeki yıllarda. Bakalım Amorim Hoca şey orada orada yıldızlaşacak ama. mı? Şey, şey desene popüler tabir. Ancelotti çekeyim. Hiding çekeyim. <laughs> Sen seviyor musun o tabiri? Aa, stasyon. Çek, ee, Çekmek var. Çekmek Çıkmak kardeş. var. E, 20'ye... Ugarte'den çıkacaksın. Ay, 20, çek, düşürmek var mı? 20'ye onu düşürdü. Ne? Alırım bilmem ne mi? 20 milyonu onu düşürdük. <laughs> Kelepir. alırım bilmem ne mi? 8'i onu düşürdük. sonra bu alayım, alayım. böyle Ay, Alayım Ugarte mi? Sosyal medya tarihinin en antipatik <laughs> kalıbını size söyleyeyim mi? Son yıl, son son ee, bir şey, sene de moda. Şey. Komik bir haberin altına gelen bir kalıp. Gebert. Bence ha ne? gebertti. Yani gebertme bilmem ne küfür. Bağırtma. İlk defa döktürtme, patlatma. Defa. <laughs> yani Sinir bu ya sinir krizine giriyorum hatta. <laughs> Geçen gün bir fotoğraf altı gördüm arkadaşlar. Bir saniyenizi rica edeceğim. Buna gerçekten bakmam lazım. Donald Trump'ın Yanis açıklaması. Yanis'e dair bir şaka yapmış yani böyle biraz da tepki topladı milvakide. Dedim ki yani halkımız altta baktım yüzlerce yorum var tamam mı? Halkımız acaba dedim bu süreci nasıl bir soğukkanlılıkla yorumladı? Önkürtme dede. Önkürtme. <laughs> bağırtma baba. Gebertme baba. Yani abi yani Gerçekten sinirim bozuluyor. Yani böyle... Yani, önkırttın bizi de bak. <laughs> Bazen öykülü bir gün boyu yürürken şey yapıyorum. Bir şey söylüyor mesela. Bağırtma ya diyorum. Mesela <laughs> önkürtme ya diyorum. Yani bunu yapan arkadaşlar yanınızdaki insanlara... ...bir iki gün içinde delirmeye başlıyor insanlar. <laughs> Sev... Delirtici bir şey yani Benim sevgi dilim ne diye merak ediyorsanız... ...partilerinize dönün ve... e, Önkürtme, bağırtma, bağırtma. <laughs> gebertme. Gerçekten bir liste de çıkarmışlar geçen. 30 kalıp böyle atan ha, sinir krizi geçiyor. Ben kavuştay diye bekliyordum vardı. Yok, Sosyal o kötü yani, ya. ya şimdi bunlara girersek bir sürü dost ...muhtumuzu karşımıza alırız... <laughs> ...yakın çevremde falan da böyle bunları... <laughs> ...görüyorum çok şey yapmak istemiyorum... Sen ...sadece hatta şeyler hatta abi. falan da oluyor abi... ...böyle... ...bir iki kişi bir kelimeyi hatta ilk bir kişi... ...bir kelimeyi yanlış bir anlamda kullanıyor... ...ama çok göz önünde bir kişi ise ...o kelime o yanlış anlamında kalıp... ...popüler oluyor falan gibi... ...böyle şeyler var... Bu ülkede böyle Fazla da de fazla detaya girip de çevremize şey yapmayalım. Şimdi İngiltere ligine döneceğim tekrar Riskli, ama yer söz değiliz. Kırmızı çizgilerin çok ötesinde konuşalım. Aynen ama aynen. haftanın aynen. olayını bitirmeden haftanın anısını senden almak istiyorum. Aynen öyle. Ben Size bu... şöyle kısa bir 20 dakikalık bir şey anısı anlatmanı bekliyorum. Şöyle <laughs> Çünkü... soğuk kanlı bir anı istiyoruz. Çünkü ben bunu senin yakın çevrenden öğrendim. Ülker çikolatalı gofret senin reklamcılık Hayatında... seçme sebebiymiş. Evet, hayatını bir... değiştirmiş bir gofret. SMA bir var mı? rol oynadı. Tam olarak o slogan. Ee, üniversiteye hazırlandığım dönemde, efekt vereyim arkayı. E, i̇şte şeylerim, seçimlerimi falan yapacağım. Aklımda başka şeyler var. Hatta işte otluya gitmek istiyordum. Genel ee, olarak hani bir bölümden ayrı. Yo bölüm bölüm ha. falan da vardı. Ee, hmm. işte o, mesela o dönem siyasal bilimler hmm. falan gibi şeyler. E, o dönemki Atahan'ın hayatında böyle daha öne çıkıyordu. O günkü fikirlerimde. Polis bir lider olur muydu Atahan? Bilmiyorum. Ee, her şey olabilir. ...hatta Ankara Üniversitesi'nde... ...birinde siyasal bilimlerdi... ...diğerinde siyaset hmm. bilimi ve bilmem neydi falan... O da ...şimdi çok unuttum Çok onları. O da çok güzel abi. Ee, bir Aynen, kampüsleri, şey, tarihi okumak isterdim ben Öyle şeyler düşünüyordum. Babam da... ...İstanbul'da kalmamı daha çok istiyordu ama... ...bizde hani öyle şey... bir ...hani babamın söylediği olur gibi bir şey yok. Hep beni ikna etme... E, ...yoluna gitti. Ben de ikna olmadım. Sonra bir gün işte babamın... Yani ...hem arkadaşı hem hani... ...dükkanımızın müşterilerinden düzenli... Ee, ...biri geldi... ...ata dedi reklam oku... Hmm. ...bak dedi işte benim işte reklam şirketim var da... ...işte şöyle böyle falan filan... O kişi Ali Tarhan. Mesela dedi... hani ar hmm. ...arkadaşlar ülker çikolatalı gofret... ...sevmeyen var mı slaganı... E, ...o zaman da vardı ve çok popüler bir slogan evet. ...mesela dedi bunu dedi... ...benim kızım buldu... Hmm. ...işin de hazır... ...okudu bir reklamı... ...işte... ...bir burada bir faktörde... ...böyle reklamcılığı şey gibi düşünüyordum... ...Ruhsar dizisinde Cem Davran'ın <laughs> yaptığı şey... Ulan çok eğlenceli... ...ben de yaparım bunu... ...güzel sloganlar bulurum falan... ...işim de hazır... ...girdim bilgiye vurslu... ...sonra hiç ilgimi çekmedi ve bitirmedim... <gülüyor> Üniversite <laughs> tercihi nasıl yapılır... ...merak ediyorsunuz arkadaşlar... Ama... <laughs> ...çok olabilir? küçük bir tutorial... ...size paylaşmış olduk bugün... Soranlar oluyor çünkü arada biliyorsun. <laughs> Gerçekten ya. hiç ilgimi çekmedi reklam bölümü. Ama yine de mutluyum İstanbul'da kalmak benim hayatıma... Daha iyi bir etki yapmış. Evet daha iyi etki yapmış gibi görünüyor. Ruslar bugünkü Ruslar da güzel referans. Ben Mad Men diyeceksin. Diye Aynen ben de Mad Men. sonradan hmm. Sencer'le birlikte... Ama reklamcılık öyle de bir şey değil. Yani Mad Men izleyip de arkadaşlar. Evet efendim artık programımızın son kısımları geliyor. En böyle güzel kısımlarına doğru gidiyoruz. Evet, Geçen haftaki teknikten gidiyoruz. 45 dakika 45 <laughs> konu. Bak, öğrenmiyor, 45 öğrenmiş. dakika 45 Aynen. konu. Öğrenmiş. Napoli Atalanta 3-0 yenildi bu takım şampiyon olacak demiştiniz. Ne oldu? Tebrikler Gasperini. Böyle yol kazaları olur Napoli devam. Antonio Conte hala birinci aday, Hala birinci aday devam. Premier Lig'de kim şampiyon olur? Arsenal puan kaybetti. Liverpool zirveye çıktı. Manchester City haftalar sonra mağlup oldu. Liverpool Arne Slot'la ilk sezonda kazanırsa... Klopp'un mirası yok. Klopp balon mudur? <laughs> Allah, Allah, Allah. Geçen sene bir Arsenal iddiamız vardı. Kaybettik. Neyse ki ödenmiyor zaten iddialar, o yüzden Oğlum çok veremiyorum. yok. Ne yapayım? Ne yapayım? Ben bu borcu ödeyeceğim. Bu borcu yazıyorum ödeyeceğim ya. Bu Yoksa ben, ödeyeceğim. benim Eşimin de yüzüne inana, bakamıyorum. Kıyafetlerimizle. Alacağım var. Tenisten mi? kardeşim tenisden tamam, tamam. kardeşim tamam, tamam, rica Alperaz. ederim ama Alperaz. Abi, Alperaz. 3 4 Alperaz. sene sonra ne zaman ki içki içebilirim o zaman <laughs> tahsil edeceğim. 2028 gibi buluşacağız bir Aynı akşam öyle yemeğinde. bir şampiyon kim olur? City. City. City sence? Maalesef Chelsea hayırlı olsun. Maviler geri döndü. Chelsea Brighton mi? öyle bir Hadi var ya. Ha, ver gitsin. Aynen, Hızlı ver tur gitsin. ya quick fire. Ne Zeynep Sönmez'in başarısı Türk Harika. spor tarihinde çok eşsiz bir yerde gidecek mi? Kesinlikle öyle. 2016'da Çağla İstanbul'da kazanmıştı hatırlıyorsun. Tarihimizin ilk e, tur seviyesindeki şampiyonluğuydu. 8 sene yarı finale kalmak için bekledik Burak şampiyonluğu. Ve Zeynep yani Meksika'da 30 derece hava tansiyon problemi yaşadığı bir yarı final çok parlak bir oyuncuya karşı oynadı. Korneva'ya karşı. Onu yendi. Birkaç saat sonra yalnızca final maçına çıktı. Takvim sıkıştığı için. Orada da hani ilk final gibi hiç görünmeyen bir maçta çok net bir skorla ee, yine bir Kuzey Amerikalı'yı. Lee'yi devirdi. Valla maşallah cık, diyeyim hakikaten. Zaten bir yıldır falan epey adımlarla sağlam adımlarla geliyordu. Grand Slam'lerde böyle kapıdan döndü eleme turlarında hep son turda. Bundan sonrası artık daha da açık olacak diye evet, umuyoruz. İlk yüz belki de sonra Burası... yüz demek Grand sistemler ana tablo demek. Aynı nice. zamanda burada çok kıymetli. Acayip bir başarı diyelim. ve Devrik acayip görürsün. de bir spor figürü abi. Yani uzun süre bizim gündemimizde olacak i̇nşallah, bir spor inşallah. figürü ve çok örnek bir spor figürü gibi evet. görünüyor. Bana İleriz niye sormadın? Ee, sana da sorayım o zaman. Konuyla ilgili yorum yapacak bir şey yok. <laughs> gurur gurur duyuyoruz. Tebrik ediyoruz. <laughs> o zaman hadi yarışmaya. Hey, oyun. Evet efendim biliyorsunuz her programın sonunda bir bilgi yarışması yapıyorduk. Geçen hafta ben olmadığım için, arkadaşlar beceremedikleri için... ...geçen hafta <laughs> yarışma olmadı. Perde <laughs> <laughs> ee, arkasını anlatayım mı? Yok yoksa... anlatma böyle bilinsin. Evet. Ama e, bu hafta şöyle bir şey değiştirelim dedik. Herkeste bir soru var. Aynen, yani hangisi öyle. yanlış bu seçeneklerden oynuyoruz. Ama bu sefer herkeste bir soru var. Diğer ikisi bilmeye çalışacak. Harika. Diğer iki karakter bilmeye çalışacak. Şimdi ilk karakter olarak ben başlıyorum arkadaşlar. Lütfen sor. Sorumu soruyorum. Roberto Mancini. Oo hangi bilgi yanlıştır? Futbolculuk kariyerinin çok büyük kısmını Sampdoria'da geçirmiştir. Teknik direktörlük kariyerinde en yüksek puan ortalamasını Manchester City'de almıştır. Neredeyse futbolculuk kariyerinin hemen ardından Fiorentina'nın başına geçmiştir. Galatasaray macerası sadece bir sezon sürmüştür. Hmm, hmm. Çok güzel soru, zorlu güzel soru. Abi, iyi bana denk ben, ben, ben 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 beğeniyorum bunu. Teknik direktörlük kariyerinde en yüksek puan ortalamasını sitede yakalamıştır. Evet, ben, B diyorsun. Onu Ben emin değilim ama C diyorum. Sen de Fiorentina'nın başına geçmiştir diyorsun. Evet. Buğra kazandı. Inter'de 2.12. Teşekkürler. Tutturmuş. Inter döneminde tabii Milan Juventus'un küme düştüğü falan da bir dönem o yüzden Inter epey bir rahatlamıştı Doğru seri. Doğru yani. fikri yürütmüşsün. Ben tebrik yani ediyorum. Şey, Fiorentina'da hani ruhsat soruları öyle hazırlıyor ya. sorunun yani cevabın o seçeneğin Büyük bir kısmı doğru bir ama kısmı... bir yerinde Aynen. bir yanlışlık var. Öyle hinlik yapıyor öyle bir şey. <laughs> Belki kısa bir hemen çok kısa bir süre sonra değil de bir sene iki sene sonra geçmiştir falan Zaten gibi. Zaten şıkka bak abi çok büyük kısmını Sampdoria'da geçirmiştir kardeşim. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok büyük oran kardeşim. bir yıl var oraya evet. ya. Futbolculuk köyünü evet. bilmem kaç yılını Sampdoria'da geçirmiştir. Mancini Viyalli. Yani bu soru Tübitak'tan döner, döner olur. Çok büyük diyor olur mu yani? Aynen öyle. Şimdi ben soruyorum bu podcast'in en sevdiği futbolculardan birine dair soru. Tanju Çolak. Oo. Geliyor şimdi. <laughs> Her şeyden önce eski bir Avrupa gol kralıdır. <gülüyor> <gülüyor> profesyonel kariyerinde dört farklı takımda forma giymiştir. Jübile maçı Fenerbahçe ile Samsun Spor arasında oynanmıştır. Süper Lig kariyerinde iki yüzün üstünde golü vardır. B. Sen B diyorsun. Yani profesyonel kariyerinde dört farklı takımda forma giymiştir'i seçtin. Hı hı. Samsun Spor. Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe. Galatasaray. İstanbul Spor. Bir tane Ama daha vardır kesin. Bir saniye bir dakika. Ha... Yani hayır yok ya. Yok mu? 200'ün üstünde golü kesinlikle vardır. O, Ama o yok kesin mudur? doğrudur. Hayır olmayabilir ya. C şıkkı neydi? C şıkkı Jubile maçı Fenerbahçe ile Samsun spor arasında oynanmıştır. Jubile maçı ben, yok. Ben şey ee, bir kere Fenerbahçe'de bırakmadı. Ben bu şık diyorum. C diyorsun. Evet. Doğru mu? İnan. Ben dedim Sen B'yi seçmiştin. Dedim. Bravo ata. Doğru cevap C'ydi. Jubile maçı Fenerbahçe ve Bursa Spor arasında oynanmış Temmuz 98'de. Beklediğim yani, yerden gelmedi ama Yanlış iyi. Yanlış yoldan doğruya gitmişsin evet. Tebrik ederim. 94'te bıraktıktan 4 sene sonra 98'de Aziz Yıldırım ayarlıyor. Aa. Hatırladım, Ruat, hatırladım maçı. Ruat hatırlattı hatana. 94'te futbolu bıraktıktan sonra 98'de Aziz yıldırım evet. öne ayak oluyormuş. Evet. Ama zaten futbol maçına. kariyeri bitmeden hapse girmişti. O orada yüzden jübile şey Evet. Orada hatta hapishanede takım kurmuştu. Onları Kader mahkumu olmuştu. Anşıoca diyebiliriz. Ya da, yazmıştı. da yazmıştı. Hatan da yazmıştı. Çok ilginç bir tabir abi. Kesin bir tabir abi. Ve evet, hata. da yazısında çok güzel anlatmıştı biz o fırtına yılları. Peki ver bize bir soru ver. Benim sorum Cafu hakkında. Cafu. A. Peş peşe 3 Dünya Kupası finalinde forma giyen tek oyuncudur. B. Roberto Carlos'un ardından Brezilya milli takım tarihinin en çok maça çıkan ikinci oyuncusudur. C. İtalya'da Roma ve Milan'da oynamıştır. D. 2002 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Brezilya'nın kaptanıdır. Hangisi yanlış? Sanki 3 dünya, kupası... yani oynayan... oynayan... peş dünya kupası finalinde oynayan peş peşe 3 dünya kupası finalinde o forma giyen tek oyuncudur. Başka var mı Maradona falan Aa. o iki. Ruat bir ipucu ver ya. Bize bitirdim be. Ben size ipucu vereyim. Bilmem. Ama ipucumu bilmem. Sadece şey senin yürüttüğün Maradona falan diyorsun ya. Ben olsam Brezilya'dan fikir yürütürüm. Bence o Brezilya'da. Gel kapudan başka 94 şöyle pina forma giyime olduğu için hem 94 bence... hem 2002'de oynayan başka oyuncu var mı diye. Ya yani mesela 94'ün yedek de Ronaldo falan da var aslında. Yani 94 kadrosu Başak geniş ama abi. Tafar evet bu durum. Benim de Akma Tafar geldi. Onun yanında sanki şimdi yıllar hatırlamaya çalışıyorum. Biraz kafam bulandı ama Almanya'dan falan da çıkabilir ya. Yani. Çıkabilir evet. Tamam A diyelim. İkiniz daha mı diyorsunuz? Geç şimdi oradan ipucu verdiyse kesin bizi tuzağa düşürmüştür bu. Ben evet. herhangi bir tuzak gözetmedim. Tamam cevap söyle. tuzak demedim. Cevap be. Roberto Carlos'un ardından Brezilya milli takım tarihinden çok maça çıkan ikinci oyuncusudur. Dunga. Seçeneği yanlış. Kim? Birinci kapı. 142 maça. Ulan be. Tam, tam tam ruhatlık Aynen. bir takla. Ah. Helal olsun. Çok güzel takma. Arkadaşlar. Ee, kapatmadan şeyi tekrarlamak isterim. Önümüzdeki hafta. Sarıyer Batman Petrol Spor maçındayız. Hı cumartesi günü saat 2'de. Biz davetli değiliz. Biz e, şeyler Ben seni bekliyorum ama Burayı da bekliyorum çünkü küçük bir ihtimal benim gelememe durumum Kardeşim eşim doğurmak üzere. Elif doğuracak. cumartesi gününe randevumuz var. Ama biz de yetişirsem, zaten. Yetişirsem, yetişirsem, ki randevuyu erkene aldık Sarıyer maçı için. Ee, geleceğim ama küçük bir ihtimal gelemeyebilirim. Elin kulağında doğu, Batu doğum geliyor iki haftaya, randevu, bir haftaya. Doğum randevusu mu? Yani kontrolü doktoruna gideceğiz de He. yani doğu, ben de o deyince ben doğum doğum erken aldık hemen Aa, maça geleceğim dedin ama <laughs> cumartesi günü önümüzdeki cumartesi çok büyük ihtimalle doğum tarihi belli olacak Aynı, o, o da ya bir yer iki, iki hafta sonrası falan olacak zaten ee, bu canlısı. halkın senden doğumu ertele sarıyer maçına gel giy <laughs> ki ben kardeşim. ben öyle bir şey demedim zaten kardeşim ama sarıyer maçında buluşuyoruz ben olsam da olmasam tamam. da yüzde doksan olacağım. tamam ama ben olmazsam Buğra sen git. Tamam. Ben olursam seni görmek istemiyorum. Çok güzel bitirdin. Müthiş bitirdin. Atan Altınordu, Buğra Balaban ve Ben Yener Özdemir. Sokrates FC'deydik efendim. Her hafta FC'deyiz. Sokrates Club'a üye olun. Yorum atın. Algoritma da bizi böyle tepeye çıkar. Mesela 100 yorum görelim bu hafta. Çok güzel olur. Eşinize, dostuna videoyu fırlatın. Podcast'te dinleyin bizi. Yorumlar bizi mutlu bizi ediyor. Bizi hönkürtün. <laughs> Aynen bize bağırın. Bizi gebertin. Hönkürtün. Ve görüşmek üzere. Haftaya burada buluşalım.